İstanbul Sancaktepe'de darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışan kişi de saldırganın hedefi oldu. Önce zincirle dövüldü, sonra bıçaklandı. Ayhan Bölükbaşı yaşadığı işte o dehşeti, vahşeti TRT Haber'e anlattı. Silah ve bıçaklarla bana vurmaya başladılar. Bıçak yarası aldım. Şiddet gören kadının yardımına koştu, hastanelik oldu. Olay 6 Mayıs tarihinde İstanbul Sancaktepe'de bulunan Ziver Bey sokakta yaşandı. Akşam saatlerinde evinden markete gitmek için çıkan Ayhan Bölükbaşı sokak ortasında bir kadının darp edildiğini gördü. Kadına vurmaya çalışıyordu. Ben de bu şekilde gördüğüm için hani vicdanen gideyim dedim, müdahale edeyim. Saldırgan bu kez de Ayhan Bölükbaşı'na yöneldi. Arbede çıktı. Dilimde zincir varmış. Bunu geldi başıma vurdu. Önce buradan bayağı bir dikişlerim var şu an zaten. Bayağı bir kan boşaldı gözümün içine ve göremedim o anda. O durumda yine bana saldırmaya çalıştı ve vurmaya başladı. Bu sırada ticari bir araç olayın yaşandığı yere işte tam buraya geldi. Aracın içinden inen kişiler havaya ateş açtılar. Daha da kötüsü olabilirdi. Burada çünkü silah da atıldı. Herhangi birine denk gelebilirdi. Bıçaklanma anı da burada. Büyük ihtimalle burada. Burada müvekkilimi yapmaya çalıştığı müdahale aslında bir başka kişinin mağduriyetini önlemeye yöneliktir. Ve bu kişi toplumsal cinsiyet eşitsizliği kapsamında korunmaya çalışılan bir aslında kadındır. Ayhan Bölükbaşı 4 gün yoğun bakımda kaldı. Konu yargıya taşındı. Bizim buradaki iddiamız aslında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluştuğu yönünde ve bu suçun birden fazla kişi tarafından kişinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek düzeyde yaralanması ve bu kapsamda da bir hayati tehlikeye maruz kalması neticesinde oluşan suç. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.